Merhabalar hocam, hastalarımızın en merak ettiği sorulardan safra kesesi taşlarında ne zaman ameliyat olunmalıdır ve olunmazsa ne olur? Tamam, bu soru gerçekten çok iyi bir soru. Şimdi bunları tek tek hastalarımıza anlatalım. Ben onu şu anda bilgisayardaki bir resim üzerinde anlatırsam daha iyi anlayacaklardır. Şimdi orayı açalım, orada göstereyim. Birlikte bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hastalarımız en çok merak ettiği safra kesesi taşlarında hastalarımız neden ameliyat olmalı, bunu çok merak ediyorlar. O yüzden bunu sizlere kısaca bir resim üzerinde anlatmaya çalışacağım. Eğer olmazlarsa, ameliyat olmazlarsa ne gibi komplikasyonlar, ne gibi sorunlarla karşılaşırlar, bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. Burada görüldüğü gibi normal insanda karaciğer dokusu görülüyor burada. Bunun hemen yanında midesi var. Midenin hemen altında mideye bağlı olan ince bağırsağın ilk başlangıç kısmı olan 12 parmak bağırsağı var. Ve bunun yanında da görüldüğü gibi kibar zarif bir şekilde yeşile boyanmış safra kesemizi görüyoruz. Normal bir insanda sindirimde besinler mideye geldiği zaman bu besinleri sindirmek için karaciğer hemen safra salgılamaya başlar ve bu safra kanalları aracılığıyla 12 parmak bağırsağına dökülür ve burada pankreastan gelen enzimlerle de birleşerekten, şurada görüldüğü gibi pankreastan gelen pankreatik kanallara gelen enzimlerle de birleşerekten buradaki duodenum dediğimiz kısma dökülür ve burada besinlerle karışaraktan bizim sindirmemizi sağlar. Burada pankreas veya karaciğer olmazsa sindirme işlemi yapılamaz. Böyle bir şey mümkün dahilinde değil. Yani bunlar hayati organlar. Peki safra kesesinin görevi nedir? Safra kesesinin görevi, biz aç karnayken karaciğerin üretmiş olduğu safranın bir kısmını, böyle bir fincan kadarını içerine konsantre etmek ve biz yemek yediğimiz zaman bu konsantre ettiği safrayı püskürterekten, düodenuma püskürterekten bizim sindirme işlemimizi hızlandırır veya kolaylaştırır. Bu normal şartlarda, ama safra taşı oluştuğu zaman, peki safra taşı niye oluşur? Safra taşı oluşması için bir, ya safra kesesinin duvarının o kasılma fonksiyonunu kaybetmiş olması lazım ve burada safranın içeride durgunlaşması gerekiyor. Veya safranın içerisindeki derişimlerini, safrayı oluşturan derişimlerin bozulması sonucunda burada kristaller oluşur ve daha sonra da safra taşına dönüşürler. Peki safra taşı oluştuktan sonra ne olur? Safra taşı oluştuktan sonra burada görüldüğü gibi safra kesesi kasıldığı zaman bunun içerisindeki özellikle taşlar bir de küçükse hareket ederler ve burada görüldüğü gibi hartmana oradan da sistik kanala gelerekten bu sistik kanalı tıkayabilirler. Sistik kanalı tıkadıkları zaman buna safra kesesinin kolestit dediğimiz bir iltihap tablosunu oluşturur. Çünkü safra kesesi boşalamadığı için şişer ve burada şiddetli karın ağrısı, saus kadranda karın ağrısı yapar ve burada buna bağlı bazen enfeksiyon belirtileri ortaya çıkar. Bu şekilde kendini belli eder. Sağ üst kadran ağrısı, sırta vuran ağrı, kramp tarzında ağrıyla bize gelir hastalar ve bu şekilde tanı konulardan ameliyat olur. Veya bazen bu sistik kanalı geçip ana koledoğu, bu daha tehlikeli, bu karaciğerden gelen safra kanallarını tıkar. Böylelikle hastanın karaciğerdeki safra boşalamadığı için hastada sararma, hepatit dediğimiz tablo, çok daha ağır bir tablo ortaya çıkar. Bunun tedavisi de daha zordur. Ama onun dışında eğer bu taş daha da ileriye gidip aşağıdaki otli dediğimiz tam 12 parmak bağırsağına döküldüğü yeri tıkayacak olursa o zaman pankreas kanalında tıkamış olur. Bu durumda da pankreatit dediğimiz çok daha ciddi, bazen ölümcül sonuçları da doğurabilen durumlara neden olur. Bu nedenle hastalarımız bu hale gelmeden önce safra kesesinde eğer küçük taşlar varsa, mikro taşlar varsa veya hasta daha öncesinden safra kesesiyle ilgili bir atak geçirdiyse bu hastaları çok bekletmeden kapalı bir şekilde karnına gireceğimiz 3-4 tane delikle ameliyat etmeyi öneriyoruz. Çünkü yoksa biraz önce saydığımız pankreatit, hepatit, kolestit gibi tablolara neden olabilir. Bunlar oluşmasın diye safra kesesi taşlarında öncesinde ameliyat önererekten hastamızı bu tarz tehlikelerden korumuş oluyoruz. Böylelikle safra kesesi taşlarının hangi durumlarda ameliyat olması gereken kısa videomuzu sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.